Her ne kadar herkese selamlar. Arkadaşlar bu videomuzda çağdaş Türk ve dünya tarihini ele alacağız. Totalde 70 tane soru var. 70 soruyu sizlerle beraber tek tek otopsi yapacağız. Sorulara geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. Birinci soru. Sorular önce kendiniz çözün daha sonra benim çözümümü izleyin barış, toprak ve ekmek vaatleriyle yönetime gelen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideri kimdir diyor. Biliyorsunuz arkadaşlar 1. Dünya Savaşı esnasında Çarlık Rusya yıkıldı yerine SSCB kuruldu değil mi? O zaman SSCB'nin ilk lideri kimdir? Lenin'dir. Barış, toprak ve ekmek vaatleriyle başa geçmiştir. Cevabımız Lenin olacaktı. İkinci soruya devam ediyoruz. ABD'nin yalnızlık politikasına verilen ad nedir diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Moreo doktrini ile kendi kabuğuna çekilmişti. Yani dünya ne halt yerse isim. Ben kendi kabuğuma çekiliyorum dedi. Birinci dünya savaşındayken kabuğunu kırdı ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etti. Birinci dünya savaşından sonra tekrar kabuğuna çekildi ne zamana kadar? 2. Dünya Savaşı'na kadar kabuğuna çekildi. Biz buna yalnızlık politikası yani Moreo doktrini diyoruz. Diğer şıklar nelerdir? Sovyet Rusya lideri Lenin, NEP adı verilen ekonomi politikası ortaya yapmıştı arkadaşlar. Clearing sistemi ise malımı alanın malını alırım bir anlayışı var. Basmaca harekatı ise Türkistan, Türkistanlarındır anlayışıyla... Türkmenistan'ın Hokan şehrinde Korbaşı Ergaş önderliğinde çıkan bir ayaklanmadır arkadaşlar. Kafkaslardaki Türk devletlerini Rusya'nın güdümünden kurtarmak, himayesinden kurtarmak için, bağımsızlığını sağlamak için yapılan çalışmadır. Mare Nostrum bizim deniz olarak geçer. Bu politika İtalya'nın yani Benito Mussolini'nin politikasıdır. Unutmayın Cevabımız Moreo doktrini olacaktı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki olaylardan hangisiyle ABD 2. Dünya Savaşı'na girmiştir? Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz Amerika savaşın başlarında yoktu. Fakat Japonya'nın Pearl Harbor baskını gerçekleştirmesiyle Amerika ne yaptı arkadaşlar? Savaşa dahil oldu. Savaşın iki tane kırılma noktası var. Birisi Adolf Hitler'in tankları Rusya'nın Stalingrad denilen bölgesinde donmuştur, ilerleyememiştir. İkinci kırılma noktası ise Japonya'nın savaşta olmayan devlet Amerika'nın savaş gemilerini bombalamasıyla savaşın gidişatı değişecek. Cevabımız Pearl Harbor baskını olacaktı. Barbaros harekatı Almanya'nın Rusya yapmış olduğu kara harekatıdır. Normandiya çıkarması ise Fransa'nın Alman işgalinden kurtarılmasıdır arkadaşlar. Stalingrad Savaşı Alman Nazi ordusunun Rusya'nın Stalingrad bölgesinde durdurulması ve Alman Nazi askerlerinin geri gelip püskürtülmesidir. Midway Muharebesi ise Japonya ile Amerika arasında olmuştur. Unutmuyorsunuz sorumuzun doğru cevabı. Pearl Harbor baskı olacaktı. Dördüncü soruya devam ediyoruz. Yukarıda hangilerinde Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesi istenmiştir diyor. Adana ve Kahire görüşmeleriyle savaşa sokulmak istendir. İngiltere sürekli girişimlerde bulundu. Kahire görüşmeleri, Adana görüşmeleri Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesi söz konusu olmuş bu görüşmelerde. Yalta Konferansı sorumuzla alakalı değil. Yalta Konferansı Birleşmiş Milletler'in kurulma fikrinin ortaya atıldığı konferanstır. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olacaktı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı esnasında mihver devletlere savaş ilan eden devletler Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olarak alınacaktır kararı aşağıda hangisinde yer almıştır? Bu madde nerede yer almıştır? Yalta konferansında. Cevabımız A'dan olacaktı. 6. soruya devam ediyoruz. Skala nutku kime aittir diyor. Benito Mussolini'ye aittir. Benito Mussolini'nin meşhur eseri Skala nutkudur arkadaşlar. Unutmuyorsunuz cevabımız burs olacaktı. Yedinci soru devam ediyoruz. Asya Asyalarındır sloganı hangi devlete aittir diyor. Evet bu slogan Japonya'ya aittir arkadaşlar. Unutmayın Asya kıtasında ancak Asyalar olabilir. Avrupalı devletlerin Asya kıtasında herhangi bir işi yok diyerek ne yapacak arkadaşlar? Japonya böyle bir sloganla Avrupalı devletlere sesleniyor. Unutmayın cevabımız Japonya olacaktı. 8. soruya devam ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'na engel olmak için yatıştırma politikası olarak da geçen appeasement politikasını ortaya atan İngiltere Başbakanı aşağıdaki hangisidir diyor. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Evet bu politika yani yatıştırma politikasını ortaya atan İngiltere Başbakanı Chamberlain'dir arkadaşlar. Cevabımız Chamberlain olacaktı. Cevabımız Denizli. 9. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki eşleş Yukarıdaki eşleşmelerden hangisi yanlış verilmiştir diyor. İtalya'da kara gömlekler var. Şu an üzerinde gördüğünüz gibi tamamen tesadüf arkadaşlar. İtalya'da kara gömlekler, kara gömlek giyen kişiler Roma'ya yürümüşlerdir. Ve Benito Mussolini'nin gücüne güç katmışlardır. Almanya'da ise kahverengi gömlekler var. Japonya'da Mekik diplomasi diyor. Alakası yok. Yani Japonya di Mekik diplomasi ne alaka? Amerikalı Henry Kissinger'ın Mısır ile İsrail arasında yapmış olduğu çalışmaya biz Mekik diplomasi diyoruz. Bu Japonya ile alakası yok. O yüzden arkadaşlar hangisi yanlış verilmiş? Tabii ki Ceyhan. 10. soruyla devam ediyoruz. Almanya'nın Sovyet Rusya'yı 1941'de ele geçirmek için başlattığı askeri girişim aşağı yukarı hangisidir? Sovyet Rusya'ya yapmış olduğu harekat Barbaros harekatı hocam. Milyonlarca Nazi askeri Rusya'ya yürüyor Rusya. Rus orduları Nazi ordusunu durduramıyor. Ta ki Stalingrad denilen bölgeye gelene kadar. O yüzden arkadaşlar 1941'de ele geçirmek için başlattığı askeri girişim Barbaros harekatıdır. Cevabımız deniz olacaktı. 11. soruyla devam ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi arasında hangisi yer almaz? Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesini biz sizinle beraber Firça olarak kutlamıştık. Firça. Neydi bu Firça? Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD. Unutmuyorsunuz. E o zaman hangisi yer almaz? Tabii ki İtalya. E hocam ben Firça'daki or Firça'daki iyi İtalya olarak kabul edebilirim diyeceksiniz belki de. Evet haklısınız. Böyle bir çelişki düşebilirsiniz. Yanılgıya düşebilirsiniz. Ben de size diyorum ki bunu karıştırmamak adına İngiltere mi daha güçlü yoksa İtalya mı? Tabii ki İngiltere. O zaman 5 daimi üyesi arasında hangisi yer alır? Tabii ki İngiltere yer alır. Cevabımız deniz olacaktı. 12. Söyle devam ediyoruz. İki savaş arası dünyada Alman Hava Kuvvetleri'nin İspanya'yı bombalamasını anlattığı Guernica resmiyle ünlenen kişi aşağıdaki hangisidir? Alman Hava Kuvvetleri'nin İspanya'yı bombalamasını anlattığı Guernica adlı resim Pablo Picasso'ya aittir. Unutmuyorsunuz Pablo Picasso'nun meşhur eseri neymiş? Guernica. Bu size sorulabilir. Dikkat! Cevabımız Bursa. 13. Söyle devam ediyoruz. Yukarıdaki mihver devletlerinin hangilerinin politikaları doğru verilmiştir diyor. Almanya'nın politikası hayat sahası doğru. İtalya'nın politikası Mare Nostrum bizim deniz Akdeniz Aki olmak istiyor. Doğru. Japonya'nın politikası ise Asya Asyalarındır diyor. Doğru. O zaman cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı. 14. soruya devam ediyoruz. Sürekli barış ne mümkün ne de faydalıdır. İnsanın enerjisini yüksek tutan savaştır diyor. Adam psikopat ya, psikopat abi. Kim bunu diyen? Bunu diyen bunu diyen Hitler'in yançarı Kim o? Mussolini. Evet. Cevabımız Benito Mussolini olacaktı. 15. soruya devam ediyoruz. Almanya'nın aşağıdaki ülkelerden hangisini işgal etmesiyle ikinci dünya savaşı başlamıştır. Adolf Hitler Polonya'ya saldıracak. Bunun üzerine Rusya'da da Polonya'ya saldıracak. Her iki ülke karşı karşıya geliyor. O zaman diyoruz ki hangi bölgenin işgal edilmesiyle savaş başlamıştır? Polonya. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 17. soruyla devam ediyoruz. 1940'ta İngiltere'deki Fransız direniş hareketi lideri olan ve Alman işgaline karşı direnen kişi Aşağıdan hangisidir? Değerli arkadaşlarım Adolf Hitler dünyanın en güçlü savunma hattı olan Maginot hattı Fransa'daki Maginot hattını yarıp geçiyor. Ve Fransa'nın Paris kentini işgal ediyor ve Paris'te Eiffel Kulesi önünde fotoğraf çekiniyor. Evet Google'dan bakabilirsiniz. Komutanlarıyla beraber Eiffel Kulesi önünde fotoğraf çekinmiştir. Ne demek bu? Instagram atmak için fotoğraf çekilmiyor. Ne için fotoğraf çekiliyor? Geldim işte isteyim. Bu da benim kanıtım. Diyerek ne yapıyor? Fotoğraf çekiliyor arkadaşlar. Peki Almanya Fransa'yı işgal ettikten sonra Almanya'nın bir hükümet atanacak. Viş hükümeti unutmuyorsunuz. Viş hükümeti Almanya'nın bir hükümettir. Daha sonra Fransa'nın bağımsız olması için, Fransa'nın Alman işgalinden kurtarılması için Mücadele veren Fransız direniş hareketinin lideri olan kişi Charles de Gaulle. Charles de Gaulle hocam. Cevabımız A'dan olacaktı. 18. soruyla devam ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanya'nın saldırılana karşı Fransa'nın oluşturduğu savunma hattı aşağıdakilerden hangisidir diyor? Daha yeni söylemiştim hocam size. Daha yeni söyledim. Umarım doğru cevap vermişsinizdir. Maginot hattı. Evet. Dünyanın en, geç, en güçlü savunma hattı olarak geçer. Hatta Avrupa devletler diyorlar ki bu hat için diyorlar ki Maginot hattından bırakın düşman askerin geçmesini buradan. Tanrı dahi geçemez diyorlar. O derece güçlü savunma hattı. O zaman sorumuzun doğru cevabı Maginot hattı olacak hocam. 19. Söyle devam ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda en fazla can kaybının yaşandığı ülke aşağı hangisidir? Arkadaşlar en fazla can kaybı Sovyet Rusya'da olmuştur. 20 milyona yakın insan hayatını kaybetmiştir. Bu yüzden cevabımız A'dan olacaktı. 20. soruyla devam ediyoruz. Alman işgalinden sonra Fransa'da Almanya'nın kontrolünde kurulan Vichy hükümetinin lideri aşağıdaki hangisidir diyor. Daha önce ben size söylemiştim. Almanlar Fransa'yı işgal edince orada bir hükümet kurulacak. Vichy hükümeti. Bu Viş hükümetinin lideri Mareşal Petain'dir. Unutmuyorsunuz. Cevabımız Deniz Ocak'tı. 21. soruya devam ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı esnasında 1941'de yayınlanan Atlantik bildirisini hangi ülkeler oluşturmuştur? Amerika ve İngiltere'nin yapmış olduğu Atlantik bildirisi 1. Dünya Savaşı'ndaki Wilson ilkerine benzerdir. Unutmayın Wilson ilkeri neyse Atlantik bildirisi olur hocam. Cevabımız Amerika ve İngiltere olacaktı. Ceyhan. 22. soruyla devam ediyoruz. Of 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 of. ÖSYM'nin çıkmış sıra sorusu. Sen nasıl bir sorusun ya? Sen nasıl bir sorusun abi? Bu soru yapan adam Bordo Beril'dir. Net söylüyorum. Bu soru yapan adam Bordo Beril'dir. ÖSYM'nin çıkmış sıra sorularını çatır çatır vurup geçmiştir. Net. Fransa'nın Alman işgalinden kurtarılması için gerçekleştirilen Normandiya çıkarmasında müttefik güçlerinin başkomutanı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet. Fransa'nın Alman işgalinden kurtarılması için yapılan çıkarmaya biz Normandiya çıkarması diyoruz. Tarihin en büyük çıkarmasından birisidir hocam. Normandiya çıkarmasını yapan Amerikalı komutan Dwight D. Eisenhower. Unutmayın. Dwight D. Eisenhower Normandiya çıkarmasını yapmıştır. Evet cevabımız Adana olacaktı. 23. soruya devam ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı esnasında atom bombası kullanmaya karar veren Amerikan Başkanı aşağıdan hangisidir? Evet atom bombasını kullanmaya karar veren ve Hiroşima Nagasaki bölgelerine iki tane atom bombası sallayan Amerikan Başkanı Truman'dır. Cevabımız Bursa olacaktı. 24. soruya devam ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda Little Boy adlı ilk atom bombası Japonya'nın aşağıdaki şehirlerden hangisine atılmıştır? Biliyorsunuz iki tane atom bombası var. Biz bunlara Little Boy ve Fat Man olarak adlandırıyoruz. Little Boy küçük çocuk, Fat Man şişman adam olarak geçer. Little Boy adlı ilk atom bombası Hiroshima'ya atılmıştır. Fetmen adı verilen atom bombası ise Nagasaki bölgesine atılmıştır. Cevabımız Hiroşima olacaktı. 25. soruya devam ediyoruz. Haydi. Mihver devletler kayıtsız şartsız teslim oluncaya kadar mücadeleye devam edilmesi devam edilmesi kararı hangi konferansta alınmıştır? Evet. Mihver devletler kayıtsız şartsız teslim oluncaya kadar savaşa devam. Bu nerede geçiyor? Casablanca konferansına geçiyor. ÖSYM en çok sormuş olduğu sınav sorulardan birisidir hocam bu. Konferanslara dikkat. Aman diyeyim konferanslara dikkat. Sorulur. Bu soruyu bir otopsi yapalım. Konferansları sizinle beraber bir ele alalım arkadaşlar. Yalta konferansı. Birleşmiş Milletler'in kurulma fikri nerede ortaya atılmıştır? Yalta konferansında ortaya atılmıştır. Unutma. Yine mihver devletlere savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olarak alacaktır. İlkesi nerede geçiyordu? Yalta Konferansı'na geçiyordu. Unutmuyorsunuz. Kübi Konferansı 2. cephenin Fransa'da Normandiya kıyılarında açılması gerektiği gündeme geliyor arkadaşlar. Yani Normandiya çıkarmasının yapılma kararı nerede alınmış? Kübi Konferansı'na. Unutmuyorsunuz. San Francisco Konferansı ise Birleşmiş Milletler'in kurulduğu konferanstır. Unutmayın, Birleşmiş Milletler'in kurulma fikri Yalta. Kurulduğu yer San Francisco Konferansı'dır. Unutmuyorsunuz, Türkiye kurucu üyedir. Potsdam Konferansı ise savaş sonucunda barışın nasıl sağlanacağı gündeme gelmiştir. Ve Amerika, Rusya ve İngiltere arasında yapılan son konferansı arkadaşlar. Evet, cevabımız Casablanca Konferansı olacaktı. 26. soruya devam ediyoruz. İtalya elinde bulundurduğu Meis ve 12 atayı 1947 Paris Anlaşması ile aşağıdan hangisine bırakmıştır diyor. Bu adalar Paris Anlaşması ile Yunanistan'a bırakılmıştır. Cevabımız Adana olacaktı. 27. soruya devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler teşkilatına bağlı Dünya Sağlık Örgütünün kısaltılmış adı aşağıdakilerden hangisidir diyor? Dünya Çalışma Örgütü olarak geçen ILO. UNESCO Dünya Kültür Miras listesi arkadaşlar. WHO. WHO <laughs> dediğimiz World Health Organization. Tekrar söylüyorum. World Health Organization yani Dünya Sağlık Örgütü kısaltması budur. FAHO... <laughs> Gıda ve Tarım Örgütü olarak geçer. UNICEF Dünya Çocuk Haklarını Koruma Örgütü olarak geçer. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 28. soru devam ediyoruz. Türkiye 2. Dünya Savaşı esnasında yukarıdaki hangilerine katılmıştır diyor. Evet 2. Dünya Savaşı esnasında hangi görüşme konferansına katıldık? Yalta konferansına Katılmadık arkadaşlar. Savaş esnasında diyor. Adana görüşmelerine katıldık. Evet İngiltere geldi sürekli İsmet'i e savaş sokmak için ikna etmeye çalıştı. Fakat İsmet Türkiye'yi savaşın dışında tuttu. Değil mi? O yüzden arkadaşlar iki kesin doğru. Postam konferans diyor. Alakası yok bizde. Kaire konferansı. E kardeşim yine Kair konferansta Türkiye'yi savaş sokmak için ne yaptı? Çalışma yürüttüler. Cevabımız 2 ve 4 olacaktı. Adana Kahire görüşmeleri. Denizli. 29. soruya devam ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye'de başbakanlık yapanlar yukarı hangileridir? Evet, İkinci Dünya Savaşı esnasında başbakanlık yapanlar sırasıyla Refik Saytan, Şükrü Saracoğlu. Unutmayın. Refik Saytan, ve Şükrü Saracoğlu Türkiye'nin başbakanlığını yapan kişilerdir. Peki sana soruyu şöyle sorsaydı. İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yapan kişi kimdir? İsmet İnönü'dür arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 olacaktı. 30. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki hangisi İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Türkiye'nin aldığı önlemler arasında yer almaz? Karartma uygulaması yapılmıştır. Doğru. Savaş yıllarında Türkiye'de sokak lambalarını yapmak yasak. Evin lambalarını yapmak yasak. Neden? Işığın yoğun yandığı yerler nüfusun kalabalık olduğu yerlerdir. Bu yüzden hava saldırısı gerçekleşmesin, havadan füze saldırısı gerçekleşmesin diyerek karartma uygulaması yapmışız. Bu var. Arkadaşlar savaşta yokuz. Fakat savaş her an bize sıçrayabilir diyerek Çakmak hattını yapmışız. Ferit Çakmak Önderliği'nde çakmak hattı kurulmuştur. Ekmek karnesi uygulaması başlatılmış. <laughs> Dediğim gibi savaş yokuz ama savaş bize sıçrayabilir diyerek eli silahtan herkes askere gitmiş. Yani seferberlik ilan edilmiş. Bu yüzden erkekler cephede üretim durdu. Üretim durunca arkadaşlar hali hazırdaki depodaki erzakları ne yapıyoruz? İdareli tüketmek zorundayız. Bu yüzden ekmek karnesi uygulaması başlatılmış. Ekmek, zeytin bunlar karne ile sığmaya başlanmış arkadaşlar. Varlık vergisi kanunu çıkarılmış. İşte savaş esnasında varlıklı insanlardan durumu iyi olan geliri, geliri yüksek olan kişilerden varlık vergisi varlık vergisi alınmıştır. Doğru. Yine savaş yıllarında birinci beş yıllık kalkınma planının yürürlüğe konmuştur diyor. Nasla Öyle bir şey söz konusu olamaz. İkinci Dünya Savaşı esnasında böyle bir çalışma ne olmadı? Cevabımız nedir olacaktı? 31. Söre devam ediyoruz. Soğuk savaş terimini ilk kez kullanan kişi aşağıya bu deyimi ilk defa Bernard Baruk, Bernard Baruk tarafından kullanılmış arkadaşlarım. Unutmuyorsunuz. Cevabımız Bursa. 32. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki hangileri Küba devrimini gerçekleştirmişlerdir? Evet, Küba'da Batista var. Batista'yı indirmek için Fidel Castro Checo Vera. Checo Vera. <laughs> Söyleyemiyorum. Dilim dönmüyor. Gayet normal. Çünkü sabahtan beri soru yazıyorum. Ve arkadaşlar e, 32. soruya geldik. 70 tane sorumuz var. Yani yorulmam gayet normal. Checo Vera Fidel Castro Batista'yı indirmiştir. Küba devrimi bu şekildedir arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olacaktı. 33. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdan hangisi Doğu bloğunda yer almaz? Evet. Kominform. bakın şurada ne yazıyor arkadaşlar? Komünizm. Komünizmden aklınıza gelsin. Komünizm. Yani bu nedir? Doğu bloğun. Doğu bloğundaki siyasi örgütlenmeye biz kominform Ekonomik örgütlenmeye. komekom. Zaten burada yazıyor arkadaşlar bakın. Ekon. Ekonomi. Komünizm yönetilen ülkelerin Ekonomik örgütlenmesi. Yani Doğu Biloğ'un ekonomik örgütlenmeye biz Comecon diyoruz. Marşal planı Doğu Biloğ'un değil Batı Biloğ'un yapmış olduğu çalışmadır. Batı Biloğ'un ekonomik örgütlenmesi arkadaşlar. Varşova Paktı Doğu Biloğ'un askeri örgütlenmesidir. Şimdi Doğu Biloğ'un siyasi örgütlenmesine komiform ekonomik örgütlenmesine Comecon askeri örgütlenmesine ise Varşova Paktı diyoruz. Hangisi yer almaz? Yalnız 3. 34. soruyla devam ediyoruz. SSCB tarafından Kominform'dan çıkarılan devlet aşağıdaki hangisidir? Yugoslavya lideri Tito komünizme karşı eylemlerde bulunacak arkadaşlar. Komünizmle uyuşmayan faaliyetlerde bulunacak. Bunun üzerine Sovyet Rusya Yugoslavya'yı komün formdan atacak. Cevabımız Bursa olacaktı. 35. soruyla devam ediyoruz. Bu soru Bordo Bereli soru. ikinci Bordo Bereli sorumuz budur arkadaşlar. Bu soruyu Özgür'e çok sormuş. Yani şöyle söyleyeyim size. 70 tane sorumuz var. 70 sorunun 70'te Bordo Bereli aslında. Fakat benim burada bordo verildiği ÖSYM'nin en çok sormuş olduğu soru arkadaşlar. Bu soruyu yapıyorsan ÖSYM'nin sorusuna doğru cevap vermişsin demektir. Evet bakıyoruz. Alexander Dubček'in liderliğinde ortaya atılan insancıl komünizm aşağı hangisinde yaşanmıştır diyor. Evet. Alexander Dubček insancıl komünizmi ortaya atıyor. Bu çalışma Çekoslovakya'da ortaya çıkmıştır. Cevabımız Edirne olacaktı. 36. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdan hangileri Batı bloğu içerisinde yer alır diyor. Truban doktrini Batı bloğundaki siyasi örgütlenmedir. Marshall planı Batı bloğundaki ekonomik örgütlenmedir. NATO ise Batı bloğunun askeri örgütlenmesidir. Hangisi Batı bloğunda yer alır demiş. Cevap 1-2-3. 37. soruya devam ediyoruz. Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermesi aşağıdak hangisine üyelik sürecini hızlandırmıştır? Biz 1950'lerde Kore Savaşı'na asker göndereceğiz. Kore'ye asker gönderince bizim askerimiz orada destan yazacak. Kore Savaşı'ndaki ordumuzun komutanı Tahsin Yazıcıdır. Unutmuyorsunuz. Biz ordu destan yazınca Amerika bizi bir yıl sonra 1952 tarihinde NATO'ya üye olacak. NATO'ya alacak. Cevabımız NATO olacaktı. 38. Söyle devam ediyoruz. Siyonist Teşkilatı'nın kurucusu Theodor Herz aşağıdaki parçalar hangisini? Osmanlı'nın tüm borçlarının ödenmesi karşılığında Filistin'de bir İsrail devleti kurulmasını önermiştir. Evet. Theodor Herz geliyor. İkinci Abdülhamit'e diyor ki sizin bütün borçlarınızı diyor sıfırlarız. Hatta size çuval çuval parla veririz diyor. Yeter ki bize Filistin'de birkaç toprak sat diyecek. Çünkü ben orada İsrail kuracağım. Bunun üzerine ikinci Abdülhamit diyor ki toprak benim şahsi malım değil milletimin malıdır. Bizde toprak Kan dökülerek kazanılır ancak kaybedilebilir diyerek ne yapacak? Theodor Herzl'in bu isteklerini reddedecek. Cevabımız 2. Abdülhamit Han olacaktı. 39. soruyla devam ediyoruz. Keşmir, Keşmir sorunu hangi iki ülke arasında gerçekleşmiştir? Değerli arkadaşlar... Hindistan ile Pakistan arasında küçük bir bölge var. Biz buraya Keşmir bölgesi diyoruz. Unutmayın cevabımız Hindistan-Pakistan. Peki Keşmir sorunu neyle çözümlenmiştir? Taşkent deklarasyonuyla. Kırkıncı soruyla devam ediyoruz. ABD yukarıdaki angilleriyle Türkiye'ye askeri ve ekonomik yardım yapmıştır. Amerika... Truman doktrini ile hem Türkiye hem de Yunanistan'a yardım yapmıştır. Marshall planı ile hem Türkiye hem de Yunanistan'a yardım yapmıştır. Peki neden? Sovyetlerin bloğuna girmememiz için, doğu bloğuna girmememiz için Amerika ne yapıyor? Bizlere askeri ve ekonomik yardım yapıyor. Truman doktrini ile askeri yardım yapmıştır, ağırlıkta askeri yardım yapmıştır. Marshall Planı ile ekonomik yardım yapmıştır. Fakat Monroe Doktrini Amerika'nın yalnızlık politikasıdır. Burada sorumuz alakalı değil. Cevabımız 2 ve 3 olacaktı. 41. Sıra devam ediyoruz. 41 kere maşallah. Buraya kadar geldiyseniz zaten size 41 kere maşallah arkadaşlar. Pes etmeyip sıkılmadan 1955'te kurulan Bağdat Paktı'nda aşağıdan hangisi yer almaz? Evet, Bağdat Paktı'nda hangisi yer almaz diyor değerli arkadaşlarım? Türkiye, İran, Irak, Pakistan. Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere yer alıyor. Değil mi? Türkiye, İran, Irak, Pakistan, İngiltere Bağdat Paktı'na yer almıştır. Cevabımız Afganistan. Afganistan Bağdat Paktı'nda yok. Cevabımız edinim Aa. 1955 Bağdat Paktı'ndan aşağıdaki hangisinin ayrılmasıyla Paktın adı Cent olarak değişmiştir. Arkadaşlar Irak'ın ayrılmasıyla Pakt Cent olarak isim değiştirecek. Merkezin nereye taşıyacak? Ankara'ya taşıyacak. Unutmayın cevabımız Irak olacaktı. İran ayrılmasıyla. 43. soruya devam ediyoruz. Haydi. 1945'te Nuri Demirağ tarafından kurulan Türkiye'nin çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisi aşağıdan hangisidir? Çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisi Nuri Demirağ tarafından kurulan Milli Kalkınma Partisi'dir. Unutmuyorsunuz, daha sonra biliyorsunuz, daha sonra Adnan Menderes öncülüğünde Demokrat Parti kurulacak. Millet Partisi, Fevzi Çakmak'ın kurmuş olduğu partidir. Anavatan Partisi, kısaltmasıyla ANAP. Turgut Özal'ın kurmuş olduğu partidir. CHP'yi zaten biliyorsunuz. Cevabımız Milli Kalkınma Partisi. 44. soruya devam ediyoruz. Aşağı hangisi Demokrat Parti kurucular arasında yer almaz. Biz Demokrat Parti'nin kurucularını CARF diye kodlamıştık. CARF. Nedir hocam CARF? Celal Bayar. Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuat Köprülü. Evet. Bunlar Demokrat Parti'nin kurucu arasında yer alır. Hangisi yer almaz? Tabii ki Fevzi Çakmak. Çünkü Fevzi Çakmak Millet Partisi kurmuştur hocam. Demokrat Parti değil. Cevabımız Deniz olacaktı. Hatta biz bunu, biz Demokrat Parti'yi kuranlara dörtlü takdir diyoruz. Bu dört kişi Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik, Refik Koraltan, Fuat Köprülü bunlar CHP'den istifa edip Demokrat Parti'yi kurmuşlardır. Unutmayın, unutmuyorsunuz. 45. soruya devam ediyoruz. 1950 seçimleri Türk siyasi tarihinde ne olarak adlandırılmıştır diyor. Biliyorsunuz 1946'ta çok partiyle de geçtik. 46 seçimler oldu. Açık oy gizli sayı. İşte kimin nereye oy verdiği belli. O yüzden burada demokrasi olamaz kardeşim. Olamaz. Düşünsenize açık oy gizli sayım yapıldığını. sen i̇şte oy vereceksin. Herkes bakıyor. Acaba nereye verecek? Acaba nereye verecek bakıyor. Sayım yapılırken kimsenin görmediği bir alanda sayım yapılıyor. Nedir o? CHP, 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 CHP. Demokrat Parti. Kim attı lan bunu? CHP olarak sayabiliyorlardı. Bu yüzden Adnan Menderes dedi ki bu şekilde demokrasi olmaz. Gizli oy açık sayım yapılsın dedi ve 1950 seçimlere gidiyoruz. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin sloganı yeter artık söz milletindir. Sloganı ile Demokrat Parti CHP'yi indiriyor. Biz buna tarihte ne diyoruz? Beyaz devrim unutmayın. Beyaz devrim olarak geçen 1950 seçimleridir. Demokrat Parti'nin CHP'yi indirmesidir. 46. soruya devam ediyoruz. Akdeniz Oyunları ilk kez nerede düzenlenmiştir diyor. Akdeniz Oyunları ilk kez Mısır'da düzenlendi. Peki Akdeniz Oyunları ilk defa Türkiye'de nerede düzenlenmiştir diye sorarsa İzmir'de hocam. İzmir, İzmir sakın ha. Lütfen Allah rızası ya. Antalya'yı görünce tamam Antalya aşkın kenti eyvallah da Antalya'yı görüyorlar hemen direkt atlamayın. E hocam Antalya Akdeniz diyor. Ya kardeşim İzmir'de Akdeniz. İzmir'de Akdeniz. Bu yüzden Türkiye'yi sorarsa İzmir genel olarak soracak olursa ilk kez Akdeniz oyunları Mısır'da yapılmıştır. Cevabımız Mısır olacaktır. 47. soruya devam ediyoruz. <laughs> Yukarıdaki hangileri soğuk savaş döneminde yaşanan olaylardır diyor. Evet. 1945 1960'lı yıllara arkadaşlar ne olarak geçer? Soğuk savaş yılları olarak geçer. Soğuk savaş. Bakıyoruz. En iyi aldığı ilk bilgisayar üretildi. <laughs> Doğru. Evet. İlk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid. Real Madrid evet UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olmuştur ilk defa? Real Madrid. Evet arkadaşlar benim iki sevdiğim takım birisi Real Madrid diğeri Galatasaray. Diğeri NASA kurulmuştur diyor. NASA biliyorsunuz uzay üssü arkadaşlar. Amerika tarafından NASA kurulmuştur. Doğru. İlk defa kalp pili icat edilmiştir. Doğru. O zaman sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 3, 4 olacaktı. 48. soruyla devam ediyoruz. Yumuşama dönemini başlatan Amerika ve Rusya başkanları aşağıdan hangisidir diyor. Evet. Yumuşama dönemini başlatan Amerikan başkanı Kennedy. Fenerbahçeli Cemil <laughs> diyormuşum. Amerikan başkanı Kennedy. Rus başkanı Kuruşev. ikisi el sıkışacaklar. Ve böylece yumuşama dönemi başlayacak. Unutmuyorsunuz. Kennedy ve Kuruşçe cevabımız A'dan olacaktı. 49. soruyla devam ediyoruz. Çöz çöz bitmiyor mübarek ne bereketliymiş. Ping pong diplomasisi aşağıdaki devletlerin hangilerinin yakınlaşmasını sağlamıştır? Arkadaşlarım Amerika ile Çin'in yakınlaşmasını sağlamıştır. Unutmayın. Amerika ile Çin'in yakınlaşması için ping pong diplomasi gündeme gelmiştir. Cevabımız deniz olacaktı. 50. soruya devam ediyoruz. SALT 2 anlaşması aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle onaylanmamıştır diyor. Evet biliyorsunuz SALT 1 ve SALT 2 anlaşmaları yapıldı. Amerika ile Rusya arasında. Peki bunlar nedir hocam? Salt 1, salt 2. Füzelerin sınırlandırılması. Evet füzelerin uzun menzili füzelerin sınırlandırılması gündeme gelmiştir. Salt 2 anlaşmasına Rusya uymayacak. Sovyet Rusya Afganistan'ı işgal edecek ve böylece salt 2 anlaşması onaylanmayacak değerli arkadaşlarım. Cevabımız Bursa olacaktı. 51. soru devam ediyoruz. Vietkonglar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım sözüyle Vietnam Savaşı'na katılmayı reddeden bu yüzden dünya şampiyonluğu elinden alarak lisansı iptal edilen Amerikalı boksör Aşağı Nangister diyor. Evet Vietkonglar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım. Bu söz söylediği için arkadaşlar Muhammed Ali Clay bütün madalyalar, madalyalarına ve lisansına el konmuştur. Ne kadar hümanist, ne kadar insancıl bir kişi görüyorsunuz. Cevabımız dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali Elli 52. soruya devam ediyoruz. 1955'te kurulan Bağlantısızlar Hareketi'nin liderleri arasında yukarıdan hangileri yer almıştır? Biliyorsunuz arkadaşlar... Batı bloğu ve dünya, Doğu bloğu olmak üzere dünya iki bloğa ayrılmıştı. Fakat üç tane ülke var ki bunlar hem Batı bloğunu hem Doğu bloğunu reddettiler. Kimler hocam onlar? Hindistan, Yugoslavya ve Mısır. Bunlar her iki bloğu reddederek bağlantılar hareketini oluşturdular. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı. 53. soruyla devam ediyoruz. Mekik diplomasi aşağıdaki sorular hangisinin çözümüne yönelik bir girişimdir diyor. Evet söylemiştim ben bunu daha önceki sorularda. Mekik diplomasi Mısır ile İsrail arasındaki sorunu çözmek için, savaşı bitirmek için Mekik diplomasi yapılmıştır. E hocam orada Mısır İsrail yazmıyor. <laughs> Mısır bir Arap toprağı. E o zaman Arap İsrail savaşlarını bitirmek için Amerikalı Harry Kissinger, Harry Kissinger Mısır ile İsrail arasında git gel yapacak, mekik dokuyacak. Biz buna tarihte mekik diplomasisi diyoruz hocam. Cevabımız Arap İsrail savaşları olacak. 54. soruyla devam ediyoruz. 1961'de SSCB tarafından uzaya gönderilen ilk insan Aleksey Leonov. Evet. Sovyet Rusya'nın uzaya göndermiş olduğu ilk insan Yuri Gagarin'dir arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Peki Ay'a giden ilk insan kimdir? Amerikalı astronot Neil Armstrong'tur arkadaşlar. Neil Armstrong. Unutmayın. Cevabımız Yuri Gagarin olacaktı. 55. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdan hangileri yumuşama dönemi gelişmeleri arasında yer alır diyor. Aya ayak basan ilk kişi Neil Armstrong olmuştur. Daha yeni otopsi yaparken söylemiştim. Bu kesinlikle doğru. İlk kalp nakli gerçekleştirildi. Doğru. Arpanet kurulmuştur. Doğru. Yani ilk internet arkadaşlar. Arpanettir. Yumuşama döneminde ortaya çıkmıştır. Hepatit B aşısı bulunmuştur. Doğru. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne olacaktı? Edirne. 56. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu soru yine ÖSYM'nin en çok sorabileceği, sormuş ve sorabileceği bir sağ sorusudur. 3. bordo Bey'le sorumuz budur. Ee, tekrar söylüyorum. Bu soruyu ben sizinle otopsi yapacağım. Bütün şura irdeleyeceğim. İyi dinleyin. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını ifade eden sistem aşağıdakilerden hangisidir? Enosis'tir arkadaşlar. Enosis hatta daha sonra Kıbrıs'taki Türkleri oradan atmak Yunanistan'a katmak için Akritas planı yapılmıştır. EOKA Rumların kurmuş olduğu terör örgüttür. Evet. Biz Rumların yapmış olduğu çalışmalara karşılık Türk mukavemet teşkilatını kurduk. Yani TMT'yi kurduk. Aslında terör örgütü ise Ermenilerin kurmuş olduğu terör örgüttür. Cevabımız Bursa olacaktı. 57. soruyla devam ediyoruz. Yukarı gören Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasında etkili olmuştur diyor. Evet Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasında Zürih Anlaşması ve Londra Anlaşması etkilidir. 1947 Paris Anlaşması ise 2. Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmadır. Kıbrıs alakası yoktur. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Fakat Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra ilk başkanı Makarios yardımcılığına ise Doktor Fazıl Küçük getirilmiştir arkadaşlar. Unutmuyorsunuz cevabımız 1 ve 2 olacaktı. 58. soruyla devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı aşağıdan hangisidir? Eğer size Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk başkanı kimdir diye sorarsa Makarios. Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti'nin ilk, baş, ilk cumhurbaşkanı kimdir diye soracak olursa Rauf denk arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Bu ikisinin farkını bilin. Dikkat edin. Bunları farkını bilmeniz gerekiyor. Rauf Dektaş dediğim gibi KKTC'nin ilk cumhurbaşkanıdır. Doktor Fazıl Küçük Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Makarios'un yardımcılığını yapan kişidir. Tayfur Sökmen Hatay Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı. Abdurrahman Melek Hatay Cumhuriyeti'nin ilk başbakanıdır. 59. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdan geri 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra yassı adı idam edilmiştir diyor. Evet. Bakıyoruz. İdam edilenler Fatih Rüştü Zorlu, Adnan Menderes, Hasan Polatkan yani 1-2 ve 4 olacaktı. Cevabımız Adana. 60. soruyla devam ediyoruz. Glasnost ve Prestroika politikalarını ortaya atan Sovyet lideri aşağıdan hangisidir diyor. Evet. Glasnost ve Prestroika dediğimiz şeffaflık, açıklık olarak geçer arkadaşlar. Bu politika ortaya atan Mihail Gorbaçov'dur. Unutmayın Mihail Gorbaçov SSCB'nin son lideridir. Cevabımız Ceyhan. 61. soruyla devam ediyoruz. Aşağı hangisi 1996'da kurulan Şangay Beşisi adlı örgütlenmede yer almamıştır. Evet arkadaşlar bakın bu da ÖSYM'nin sormuş olduğu, devamlı sormuş olduğu bir diğer sınav sorusu. Bu soru yapan arkadaşlarımız kesinlikle bordo verildir. Dikkat edin. Evet şu Şangay Beşisi'ni mutlaka bilmeniz gerekiyor. Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan. Bunlar Şangay Beşisi olarak geçmektedir. Cevabımız hangisi? Tabii ki Türkmenistan. Yer almamıştır. 62. soruya devam ediyoruz. Şangay Beşisi aşağıdaki devletlerden hangisinin katılımıyla Şangay İşbirliği Örgütü adını almıştır. Biliyorsunuz daha yeni saymış olduğum Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan. Bunlar yer alıyordu. Bu beşliğe bir tane dışarıdan biri katıldı. Dışarıdan katılıp isim değişecek, örgütün ismi değişecek. Kim katılıyor hocam? Özbekistan. Özbekistan'ın katılımıyla Şangay Beşlisi, Şangay İşbirliği Örgütü olarak isim değiştirecektir. Cevabımız Özbekistan olacak hocam. Unutma. 63. soruyla devam ediyoruz. Haydi! 60 soru. Biz bir millet iki devletiz. Sözü aşağı hangisine aittir? <laughs> Boğazma ses Boğazım gidiyor. Sesim çıkmıyor artık. 63 tane soru arka arkaya çözünce. Arkadaşlar sizler de emeğime karşılık artık teşekkür anlamında, emeğe saygı anlamında videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Gerçekten. Çok emek verdim. Yani saatlerim aldı bu. En azından bir beğeni atabilirsiniz. Yorum yapamıyor olsanız bile bir beğeni atabilirsiniz. Biz bir millet iki devleti sözü kime aittir arkadaşlar? Tabii ki Haydar Aliyev'e aittir. Azerbaycan lideri Haydar Aliyev biz bir millet iki devletiz diyor. Unutmuyorsunuz arkadaşlar cevabımız Adan olacaktı. 64. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen devlet kurucu eşleştirmelerden hangileri doğru verilmiştir? Of of of. Bu da ÖSYM'nin en çok sormuş olduğu bir diğer sınav sorusu. Umarım bu bordo beri soru yaparsınız. Bu soru yapan adam yorumlar kısmına kendini belirsin. Hocam ben o sorunu ağzına ağzına vurdum. O soru yaptım diye lütfen yorumlarda belirtin. Kazakistan, Nur Sultan Nazarbayev. Evet doğru. Özbekistan, İslam Keremov. Doğru. Kırgızistan, Asgar Akayev. Doğru. Türkmenistan, Sapar Murat Niyazov bunlar doğru arkadaşlar. Bu kişiler Türk devletlerinin kurucularıdır. Cevabımız edin olacaktı. 65. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdan hangileri Avrupa Birliği süreci ile ilgilidir? Biliyorsunuz 1951 Paris Anlaşması ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kuruldu. Roma Anlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu Kuruldu. Maastricht Anlaşması'yla Avrupa Birliği adını almıştır. O zaman hangisi Avrupa Birliği'nin süreciyle alakalı? Tabii ki hepsi. Edirne. 66. soruyla devam ediyoruz. Bu da ÖSYM'nin e arkadaşlar geçmiş yıllarda devamlı sormuş olduğu bir sınav sorusudur. Bakalım. Srebrenica katliamı hangi iki ülke arasında gerçekleşmiştir? Evet, Srebrenica katliamı Sırbistan'ın Bosna Herse yapmış olduğu katliamdır. O yüzden Bosna Hersek ile Sırbistan arasında olduğunu unutmayacaksınız. Hatta arkadaşlar, Srebrenica katliamını anlatan Mavi Kelebekler adlı bir belgesel falan çekilmiş hatta TRT'de. Dikkat edin. Mavi Kelebekler neyi anlatıyor? Srebrenica katliamını anlatıyor. Unutmayın. Cevabımız Adana olacaktı. 67. soruyla devam ediyoruz. İntifada yani harekete geçme olarak bilinen çocukların başlattıkları ayaklanmalar aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında yaşanmıştır? Evet. Çocukların sapanlarla, taşlarla, sopalarla İsrail'e karşı başlatmış olduğu ayaklanmaya biz intifada ayaklanması diyoruz arkadaşlarım. Peki bu hangi ülke arasında yaşanmıştır? Filistin ile İsrail arasında olacaktı. Unutmayın. 68. soruyla devam ediyoruz. aşağı hangisi küreselleşen dünya gelişmeleri arasında yer almaz diyor arkadaşlarım? Nanoteknoloji ortaya çıkmıştır. Doğru. Doli adı verilen koyun kopyalanmıştır. İlk defa dünyada bir koyun kopyalan arkadaşlar. Bu koyunun adı Dolly. Peki Türkiye'de de kopyalandı. Türkiye'de kopyalanan ilk koyun Oyalı'dır. Unutmayın. Türkiye'de kopyalanan ilk koyun Oyalı ismini almıştır. Dünyada ise Dolly. Çernobil faciası yaşanmıştır bu dönemde. Evet doğru. Ukrayna'daki Çernobil faciası ne zaman yaşanmış? Küreselleşen dünyada. Bakın Rus-Ukrayna savaşından dolayı gündemde olduğu için sorulabilir. Dikkat edin. Çernobil faciası küreselleşen dünya zamanı yaşanmıştır. Naim Süleymanoğlu altın madalya kazanmıştır. Doğru. Yine gündemde olduğu için sorulabilir. Dikkat edin. Naim Süleymanoğlu'nun filmi çekilmişti. DNA'nın yapısı çözülmüştür. Hayda. DNA'nın yapısı ne zaman çözülmüştür? Soğuk savaş döneminde hocam. Soğuk savaş döneminde. O yüzden cevabımız Eden olacaktı. 70. soruyla devam ediyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği için gerçekleştirilen çevre protokolü aşağıda hangisidir diyor. Evet küresel ısınma ve iklim değişikliği için Kyoto protokolü düzenlenmiştir arkadaşlar. Japonya'da Kyoto protokolü düzenlenmiştir. Bu da denemelere ve soru bankalarında devamlı gelir. Dikkat et. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Ve 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 geliyoruz Arkadaşlar kapanış konuşmasına hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Kimse bunu benim için yapmaz. Evet. Değerli arkadaşlar, hiç kimse sizin başarılı olmanızı çekemez. Hiç kimse sizin iyi olmanızı istemez. Herkes kendisinin iyi olmasını ister. Hep ben, hep ben, hep ben. O yüzden kendi hayatını ancak kendin değiştirebilirsin. Bir başkası senin için bunu yapmaz. Bir başkası bunu yapmak için bir girişimde bulunmaz. O yüzden geleceğini değiştirmek, geleceğine yön vermek senin elinde. Arkadaşlarım böylece sizlerle beraber 70 adet soru çözmüş olduk. Çağdaş Türk Dünya Tarihi komple şöyle kabaca ele aldım. Emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Soru çözümlerimiz bitti. Bundan sonra neler başlayacak? Seri denemelere başlayacağız. Soru tahminlerine başlayacağız. Mutlaka bildirimleri açık tutun. Çünkü efsane denemeler sizleri bekliyor. O halde denemelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.